Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda React ve Express'i nasıl beraber kurarız ve nasıl beraber kullanırız bunu görmeye çalışacağız. Ee, bu bana Udemy'den çok fazla gelen bir soruydu. Ee, evet ben Express biliyorum React biliyorum ancak bunları beraber nasıl kullanacağımı bilmiyorum şeklinde çok fazla soru aldım. O yüzden bu videomuzda da arkadaşlar başlangıç paketlerini nasıl kuracağımızı öğrenmeye çalışacağız. Oldukça başlangıç uygulaması olacak. Sadece bir tane get request yazacağız Express tarafında ve bunu React'ta kullanmaya çalışacağız. Şimdi ben bu şekilde bir tane klasör açtım arkadaşlar. Siz de bunu her hangi bir editörde açabilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken şeylerden bir tanesi şu. Bizim buraya bir tane terminal açmamız gerekiyor. Ve bunu bir e, not paketi olarak, not projesi olarak oluşturmamız gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken şey npm init şeklinde e, package.json dosyamızı oluşturmak olacak. Daha sonra gereken paketleri de kuracağız. Bizim burada package ismimiz arkadaşlar. E, bu, bunu herhangi bir yere yayınlamayacağız. O yüzden React Express e, Quick Start şeklinde bir isim vereceğim. Ve daha sonra versiyon bu şekilde kalabilir. Ee, Description'a da React Express Quick start şeklinde verebiliriz. Burada dediğim gibi başlangıç paketlerini nasıl kullanacağımızı ve kuracağımızı öğrenmeye çalışacağız. Entry Point'i arkadaşlar burada app.js şeklinde verebilirim. Daha sonra test komutu olmayacak. Git repositorisinde olmayacak. Keyword'lerde React, Express, Full Stack verebiliriz ve daha sonra Ahatura'da siz kendi isminizi verebilirsiniz. Ben burada Mustafa Murat Coşkun'u veriyorum. Lisansı da MIT şeklinde olsun ve bu şekilde biz package.json dosyamızı oluşturmuş olalım arkadaşlar. Şu anda projemizde herhangi bir dependency yok. Ancak biz Express'i kullanacağız ve daha sonra React'i kullanacağız. Bu yüzden arkadaşlar benim ilk başta Express'i indirmem gerekiyor. Bunu clear yapalım isterseniz. npm install Express şeklinde bunu bir dependency olarak projemize ekleyelim. Aynı zamanda biz React komutunu ve Express komutunu aynı anda kullanmaya çalışacağız. Bunun için de ikisini beraber çalıştırmak için de biz concurrently şeklinde bir tane package'ı da aynı şekilde ekleyeceğiz. Evet şu anda bizim Express ve Concurrently indi arkadaşlar. Notebook burada oluştuğunu görebiliyoruz. Şimdi bizim ilk olarak bir tane get request yazmak için Express uygulaması oluşturmamız gerekiyor. Bunun için new file diyeceğim. Bizim projemizin entry point'i app.js olduğu için app.js oluşturmak istiyorum. Ve daha sonra... ...Express'i require ile burada çağıracağım. Express şeklinde. Ve daha sonra buradan bir tane app oluşturacağım arkadaşlar. Bu app'imizi... ...Express constructor'ından oluşturabiliriz. Aynı zamanda bir tane de... ...sabit bir port değişkeni oluşturuyorum. Bu 5000 şeklinde olabilir. Aynı zamanda siz bunu... E, ...örneğin bir yerde deploy edeceksiniz de... E, ...orada o anki prosesin pardon. O anki prosesin ortamının portunu kullanmanız gerekecek. Onu da bu şekilde yazalım isterseniz. Biz şu anda hepimiz oluşturduk ve daha sonra sadece bir tane get request yazmak istiyorum arkadaşlar ben. Biz bunu React tarafında kullanacağız. Bunun için app.get şeklinde söylüyorum. Burada ilk başta bizim localhost slash api products şeklinde ulaşacağız. O yüzden api products şeklinde bunun yolunu veriyorum. URL'sini veriyorum. Daha sonra request, response yani bildiğimiz aslında Express'teki özelliğimiz arkadaşlar. Buraya bir get request olduğunda biz ne yapacağız? Biz res. nokta yani response.json diyerek bir tane JSON objesi döndüreceğiz. Daha sonra daha doğrusu JSON array'i döndüreceğiz. Bunun için arkadaşlar ben şu şekilde JSON array'imi oluşturmak istiyorum. Bizim bir tane ID'si olacak ürünümüzün. Daha sonra ürünümüzün ismi olacak arkadaşlar. Örneğin laptop şeklinde ve daha sonra ürünümüzün de bir tane price olacak yani fiyatı olacak. Bu 5000 olsun örneğin bir tane ürün oluşturduk. Bu Visual Studio Code'da ben bunları şu şekilde çoğaltmak istiyorum. ID 2, ID 3 şeklinde yapacağız. Bu mesela çamaşır makinesi olsun. Washing machine diyorum arkadaşlar. Örneğin price'ı da bunun 7000 olsun. Daha sonra bir tane çanta ürünü koyalım back şeklinde ve daha sonra bunun da fiyatı 100 lira olsun bu şekilde ürünümüzü biz json object şeklinde göndermiş olduk daha doğrusu ürünlerimizi json object şeklinde göndermiş olduk daha sonra bizim hepimizi dinlememiz gerekiyor arkadaşlar hangi porttan dinleyeceğiz yukarı oluşturduğumuz port değişkeninden dinleyeceğiz ve daha sonra burada bir tane arrow function diyeceğim ki console .log backend running diyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptık. Bizim şu anda app.jsm e sadece bu kadar olacak. Bir tane api slash product şeklinde URL'ye gittiğimiz zaman bize bu şekilde bir json Array'i dönecek arkadaşlar. Package.json'a geldiğimizde package.json'da burada herhangi bir start komutu yok arkadaşlar. Bu komutu da şu şekilde ekleyebiliriz. Start diyeceğiz. Ve daha sonra burada node hangi dosyayı çalıştıracağız? App.js'i çalıştıracağız. Bunu deneyelim isterseniz ilk olarak. Burada npm run start dersem veya npm start dersem ben bu backend'imi çalıştırmış olacağım. Gördüğünüz gibi burada backend'imiz çalışıyor. Backend'imiz şu anda localhost 5000'de çalışıyor arkadaşlar. Portunu o şekilde vermiştik. Hemen gidip bakalım isterseniz. Localhost 5000 şeklinde çalıştırıyorum. Cannot get e, slash diyor. Çünkü biz bunun URL'sini vermedik. Biz ne gitmemiz gerekiyor? API products'a gitmemiz gerekiyor. Bu şekilde biz JSON array'imizi görmüş oluyoruz. Şimdi biz bu REST API'mizi yani backend'imizi aslında React'ta kullanmaya çalışacağız. Onun öncesinde ben e, burada herhangi bir değişiklik yaptığımız zaman e, bizim server'ımızın yenilenmesi için NodeMon'u dev dependency olarak eklemek istiyorum. Şimdilik bunu kapatalım isterseniz. Clear diyeceğim arkadaşlar. npm install Notmon. Bu ve kendimize herhangi bir değişiklik olduğu zaman otomatik serverımızı yenileyecek. Ancak biz bunu bir dev dependency olarak eklemeye çalışacağız. Şu anda her şeyimiz tamam oldu arkadaşlar. NodeMon'umuzu biz burada dev dependency olarak ekledik. Biz bu çalıştırmak için de bir tane daha komut yazacağız. Buna server veya backend diyebilirsiniz. İsminizi kendi e, ismini kendiniz verebilirsiniz. monla biz bu app.js'i çalıştırmış olacağız. Bu şimdilik bu şekilde kalabilir. Tekrar çalıştırmaya gerek yok. Şimdi biz burada e, Express tarafımızı hallettik. Artık neyi halletmemiz gerekiyor? React'ı halletmemiz gerekiyor. Şimdi biz bir React app oluşturacağız. Biz bunun için ne kullanıyoruz arkadaşlar? Create React app kullanıyoruz. Ancak siz bu e, bu sizin bilgisayarınızda yüklü değilse bunu global olarak indirebilirsiniz. npm install tg create react app şeklinde bunu indirebilirsiniz. Ben de olduğu için bunu indirmeyeceğim. Ben direkt burada frontend oluşturmak istiyorum. Bunun için create react app diyoruz. Ve daha sonra bu klasörümüzün içinde yani bu backend klasörümüzün içinde frontend şeklinde ben klasörümü oluşturacağım. Evet bizim şu anda React projemiz oluştu arkadaşlar. Bu biraz uzun sürüyor o yüzden ben burada videoyu kestim. Şu anda React projemiz oluşmuş oldu. Bakalım isterseniz. Burada normal bir React projesini görüyoruz. Yani biz normal bir server klasöründe direkt frontend diyerek bir tane React projesinin içine gömmüş olduk arkadaşlar. Şimdi buraya değişiklik yapmadan önce ben buradaki package.json'ımı yani bu server tarafındaki package.json'ımı biraz güncellemek istiyorum. Ben burada aynı anda hem client'ı yani hem frontend'ini de backend'i çalıştıracağım için Buraya bir tane daha komut girmem gerekiyor. Ben buraya frontend komutunu girmek istiyorum arkadaşlar. npm run frontend olduğunda benim neyi çalıştırmam gerekiyor? Benim React projesini çalıştırmam gerekiyor. Ancak React projesi şu anda bizim frontend'in içinde olduğu için bizim şu şekilde bir komut yazmamız gerekecek. npm run start'ı sen şurada çalıştır diyeceğiz. Frontend'in içine gir ve oradaki pek çok açısına göre çalıştır diyeceğiz. Bunun için de prefix olarak yani bizim burada endi okuyacağı için prefix frontend şeklinde söylüyoruz. Burada ne yapacak? Bu prefix yazdığımız için frontend içine girecek ve npm run start'ı orada çalıştıracak. Yani React'ı da biz bu şekilde çalıştırabiliyoruz. Bunu görelim isterseniz. Bunu kaydetmek istiyorum. Ve daha sonra ne yapacağız? npm run frontend diyeceğiz. Bu bizim React projemizi çalıştıracak. Evet karşımıza React projemizin de çalıştığını görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada fark ettiyseniz bir tanesi Localhost 5000'de çalışıyor, bir tanesi Localhost 3000'de çalışıyor. Bizim React'tan herhangi bir fetch yaptığımızda yani herhangi bir backend'i kullanmaya çalıştığımızda, bir tane REST API'yi kullanmaya çalıştığımızda Şöyle bir şey söylememiz gerekiyor. Sen localhost 5000'i kullan dememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani şu şekilde söylemek istiyorum. Bir tane kalem açacağım. Şöyle kalemimi açıyorum. Bizim şu anda bir tane React projemiz var arkadaşlar. Burada bir tane de backend projemiz var. Ancak bunlar şu anda birbirini bilmiyorlar. Yani React herhangi bir fetch yaptığında kendi localhost 3000'i de arayacak. Ancak bizim şu React'ta şunu söylememiz gerekiyor. Sen git herhangi bir get request olduğunda bunun içinden yani localhost 5000'den bak dememiz gerekiyor. Bunu da yapmanın yolu arkadaşlar React projesinin içindeki package.json'a bir proxy eklemek olacak. Bunu da bu şekilde görmüş oluyoruz. Hemen şunu kapatayım. Şöyle yapalım. Hemen buraya gelelim arkadaşlar ve package.json'a girmemiz gerekiyor. Yalnız burada frontend'in package.json'a geleceğiz. Zaten burada React ilgili değişik scriptlerimiz yer alıyor. Biz bunun en altına geleceğiz arkadaşlar ve bir tane proxy yazmak istiyorum. Bu proxy nereye gidecek arkadaşlar? Yani biz herhangi bir fetch request yaptığımızda nereye gidecek? HTTP localhost 5000'in altına bakacak arkadaşlar. Örneğin ben slash API products yazdığımda direkt bunun altında arayacak. Bunu da bu şekilde ekliyoruz ve burasını da tamamlıyoruz. Daha sonra artık biz bu front end, kendimizi kullanmaya çalışacağız. Bunu kapatmak istiyorum. Şunu da kapatacağım. Bunu da kapatacağım arkadaşlar. Ve ilk olarak SRC'nin altına geliyorum. App.js'imi biraz güncellemek istiyorum. Ben bu app.js'i tamamıyla sileceğim arkadaşlar. Ve burada ben bir tane eklenti kullanıyorum RCC şeklinde. Bu RCC yaptığımız zaman bize bir class komponent oluşturacak. Bu sizin eklentilerinizde varsa siz bunu da kullanabilirsiniz. Geleceğim buraya arkadaşlar. Burada test amaçlı ilk başta test yazmak istiyorum. Zaten şu anda bizim React projemiz hala çalışıyor. Geldiğimiz zaman testin geldiğini görüyoruz. Şimdi biz burada app'in içinde arkadaşlar product'larımızı listeleyeceğiz. Bunun için src'nin altında benim ilk olarak bir tane şöyle yapalım file değil components klasörü oluşturmam gerekiyor. Daha sonra bu components'un altında ilk olarak arkadaşlar ben mi oluşturacağım. Burada her bir ürünümüzü listeleyeceğimiz klasımızı oluşturacağız. Şimdi burada product.js arkadaşlar bizim table yapısı dönme, dönmesi gerekiyor. Yani table table'ımızın her bir elementinin dönmesi gerekiyor. Bunun için ben bootstrap'teki table yapısını kullanacağım. Ancak ilk başta bootstrap'imizi eklemeye çalışacağız. Bootstrap 4 cdn şeklinde bunu ekliyorum arkadaşlar. Daha doğrusu arayacağım. Ve bu kısmı, bu CSS kısmını almak istiyorum ilk olarak. Ve daha sonra burada public.html'e gelip index.html'in burasına yapıştıracağım. Şöyle bunu buraya ekleyebiliriz. Ve daha sonra diğer JavaScript'leri de en altına eklemeye çalışacağım. Buradan copy diyorum. Geliyorum en altına. Bu JavaScript'leri de buraya ekliyorum. Şu anda biz Bootstrap'i de eklemiş olduk arkadaşlar. Bakalım isterseniz yazımız biraz daha değişmiş oldu. Biraz daha değişik bir görüntüye sahip olmuş oldu. İlk başta app.js'ye gelip arkadaşlar bunun klasını container olarak değiştirmek istiyorum. Biz bunun içinde ne yapacağız? Biz bunun içinde product'larımızı listeleyeceğiz. Şimdi biz product'larımızı Şöyle gelelim isterseniz. Table yapısını kullanarak listeleyeceğiz. O yüzden Bootstrap tarafında buraya table yazarsam arkadaşlar benim table yapılarım ortaya çıkacak. Basit bir table kullanacağız. Örneğin ilk başta bunu kullanacağız arkadaşlar. Bunu denemek istiyorum ilk olarak. App.js'e geleceğiz. Ve bunu yapıştırmak istiyorum. Bakalım nasıl bir görüntüye sahip oldu. Bu şekilde bir görüntüye sahip olmuş oldu. Ben buradaki table yapısını kullanacağım. Şimdi table'daki her bir tr arkadaşlar benim ne olacak? Her bir product'ım olacak. Onun için her bir TR'yi şu şekilde kesmek istiyorum ilk olarak ve product.js'e geleceğim. Ben burada div dönmeyeceğim. Ben burada ne döneceğim? TR dönmeye çalışacağım. Ve burada bu product class'ımıza bu arada bu şöyle büyük olsun arkadaşlar P şeklinde. Bu product class'ın içine TR dönmeye çalışacağım ve bu product arkadaşlar bize props'larımız gelecek. Props'larımız geldiği için Burada bu propslarımızın içinden id gelecek, name gelecek ve price gelecek. Bunun için const id name ve price şeklinde bunu propsumuzdan alacağız. This.props şeklinde. Ve daha sonra bu id, name ve price'ı burada kullanmak istiyorum. Burada şu kısma şöyle td'yi kaldırayım. Burada bu kısma arkadaşlar ben neyi koyacağım? ID'yi koyacağım. Bu kısma mark yazan yere ne koyacağım arkadaşlar? Name'imi koyacağım. Burada ot olan kısma da price'ı koyacağım. Bu şekilde product'ımızı biz bitirmiş olduk. Daha sonra geliyorum buraya. Tekrar Components'a. Burada arkadaşlar, products.csv şeklinde de bu product'ları listeleyeceğimiz component'ı oluşturmaya çalışacağım. Bunu tekrar RCC diyerek, burası çalışmadı şu anda. RCC diyerek arkadaşlar, Burada class komponentimi oluşturmak istiyorum. Burayı da bu şekilde büyük yapalım isterseniz. Burada ilk olarak import yapacağız arkadaşlar. Import product. Biz o komponentimizi burada import etmeye çalışıyoruz. Nereden alacağız? Şu anki klasörümüzün altındaki producttan alacağız. Burada artık product'ı kullanmış olacağız. Şimdi arkadaşlar biz get request'imizi bu product'ın içinde yapacağız. Ve get request bizim nerede yapmamız gerekiyor? Component did mount'ta yapmamız gerekiyor. Öncesinde bir tane constructor oluşturacağım. Bu constructor'a bir tane props gönderilecek. Yani constructor'ımızı normal bir şekilde yazıyoruz. Daha sonra ben bu state'imi burada oluşmak istiyorum. Benim şu anda state'im boş olacak arkadaşlar. Product'ın ben daha doğrusu evet product'ın state'i boş olacak. Benim burada product şeklinde bir tane key'im olacak. Ancak bu key şu anda boş arkadaşlar. Yani içinde herhangi bir product yok. Biz bunu component did biz API'mizden almaya çalışacağız. Daha sonra burada component did mount oluşturmak için benim kullandığım eklentide cdm yazıyorum ve component did mount metodu buraya gelmiş oluyor. Benim burada yapmam gereken tek bir şey var arkadaşlar. Fetch fonksiyonu kullanarak slash api slash products'tan benim o json eriğimi bu app.js'de oluşturduğumuz şöyle açayım isterseniz bu json eriğimi çekmek olacak. Onun için buraya geliyorum. Bu fetch bize bir tane promise dönecek. O yüzden den yapısıyla ilk başta bu response'umuzun içindeki res.json'ı da dönmeye çalışacağım. Daha sonra bunun içindeki datayı da arkadaşlar data diyerek burada nereye ekleyeceğim? state'imin içine eklemeye çalışacağım. Bu bu açıdan this.setState yapıyorum. Ve daha sonra setState'in içindeki product'a buradaki datayı almaya çalışacağım. Bu datamız zaten bizim buradaki JSON Array'imiz olacak. Ben burada buraları çok fazla açıklamıyorum. Zaten burada amacımız React ve Express beraber kullanmak. Yani React'i öğretmek değil. Sadece küçük açıklamalara getiriyorum. Bu şekilde datamızı almış olduk. Şu anda state'imizin içinde bizim did mount yaptığında datamız dolmuş olacak ve biz de bunu burada kullanmaya çalışacağız. Biz table yapısını kullanıyorduk arkadaşlar. O yüzden app.js'de benim bu table yapısını almam gerekiyor. Bunu burada kesiyorum. Products'ın içine geleceğim. Ve bu table yapısını dönmem gerekiyor. Bu şekilde bunu döndüm. Ancak buradaki TR'ler yerine arkadaşlar. Şu şekilde. Pardon. Buraya ID yazacağız. Buraya name yazacağız. Product'ımızın. Buraya da price'ını yazacağız. Alttaki de gereksiz olduğu için bunu da buradan kaldıracağım. Bu şekilde THD'mizi oluşturduk. Ve TL'lerimizin yerine bunları silmek istiyorum arkadaşlar. tr'lerimizin yerine zaten biz dahil ettiğimiz product'ı koyacağız. Onun için bu product'ı e, hepsinin üzerinde gezinmek için arkadaşlar benim ilk olarak bu render'ın içinde const <laughs> product diyerek burada this nokta state'imin içindeki pardon this nokta state'imin içindeki ben productları alıyorum. Daha sonra bunun üzerinde benim gezinmem gerekiyor. Daha sonra artık ben bu kısma geliyorum arkadaşlar. T body'nin içinde. Burada React'ın map özelliğini daha doğrusu JavaScript'in map fonksiyonu kullanarak biz bu products'ın üzerinde gezineceğiz ve her bir elementimizi product olarak dönmeye çalışacağız. Bu açıdan burada Product.Map fonksiyonu kullanıyorum. Bu her bir product'ın üzerinde gezinecek ve biz burada ilk olarak bu product'ımızın id'sini, name'ini ve price'ını alacağız ve bunu props olarak product'a göndereceğiz. Geliyorum buraya arkadaşlar. ID, name ve price'ı aldım ve yapmam gereken tek şey artık burada benim return'le bir tane product dönmek olacak. Şöyle yapalım. E bir tane product dönmek olacak. Ben burada herhangi bir sıkıntı çıkmaması için key vermem gerekiyor arkadaşlar. İlk olarak buradaki id'miz bizim unique olduğu için bu keyi bu şekilde verebiliriz. Daha sonra id props'una benim burada alacağım id'leri vereceğim. Bunu da bu şekilde veriyorum. Name arkadaşlar burada aldığım name'i veriyorum ve gerisini de aynı şekilde yapıyorum. Price şeklinde biz burada da bu şekilde dönebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda bizim product'ımız da tamam. Artık bizim bunu nerede kullanmamız gerekiyor? Bizim bunu app.cs'de kullanmamız gerekiyor. Bu konteyner içinde ben bütün product'lı product'ları listeleyeceğim. Bu açıdan import diyorum. Şu anda farklı bir ortamdan çekiyorum arkadaşlar videoyu. O açıdan biraz zorlanıyorum açıkçası. komprensin altındaki Products'ın içinden ben bunu almaya çalışacağım. Ve bunu direkt orada, direkt burada Products olarak kullanıyorum arkadaşlar. Şu anda herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Baktığımız zaman da arkadaşlar şu şekilde gelelim isterseniz. Burada bizim JSON objemizin, objelerimizin, productlarımızın geldiğini görebiliyoruz. Yani biz şu anda Locolos 5000'den arkadaşlar direkt olarak GP yani kendimizden React app'imize direkt verimizi almış olduk. Bu şekilde biz React ve Express'i beraber kullanabiliyoruz. Şimdi son olarak da bu daha önceden indirmiş olduğum package.json'da görebileceğimiz burada concurrently kullanmak istiyorum. Bu iki server'ı da aynı anda çalıştırmamızı sağlıyor arkadaşlar. Bunu da yapalım isterseniz. İlk olarak ben bunu burada kapatmak istiyorum. Diğer not ve kendimizi de şurada kapatmak istiyorum arkadaşlar ve şunu da şöyle kapatayım. Ve bir tane daha terminal açayım isterseniz. Biz burada ne yapacağız? Biz burada hem app.js'imizi hem de burada React projemizi beraber çalıştırmaya çalışacağız. Bunun için de arkadaşlar ben full stack şeklinde bir tane key veriyorum. npm run fullstack yaptığımızda bizim ikisini de yani server ve frontend de beraber çalıştırmamız gerekiyor. Bunun için de concurrently kullanmaya çalışacağım. Daha sonra bu concurrently içinde biz npm run server ve npm frontend yazacağız. Ancak biz bunları bu şekilde iki tane tırnağın içinde yazmamız gerekiyor. Ancak bizim burada dikkat ederseniz hata çıkıyor. Yani bizim buraya kaçış dizilerimizi koymamız gerekiyor. Yani bunlar normal tırnak değil. Bunlar bizim komutlarımız şeklinde kaçış dizilerimizi koymamız gerekiyor. Ve daha sonra npm run server şeklinde ilk olarak burada backend'imi çalıştıracağım. Ve daha sonra buraya gelip npm run frontend diyerek de Frontend'imizi aynı anda çalıştırmış olacağız. Bunu kaydediyorum arkadaşlar ve son olarak burada npm run full stack diyerek hem backend'imi hem de frontend'imi çalıştırmak istiyorum. Evet, bizim şu anda hem backend'imiz hem de frontend'imiz aynı anda çalıştı arkadaşlar. Bakalım isterseniz React e geldiğimiz zaman da arkadaşlar, biz yine aynı sonucu aldığımızı görebiliyoruz. Şu anda hem backend'imiz hem de frontend'imiz çalışır durumda. Biz localhost 3000'den buraya proxy yaptığımız için React ve Express'i aynı klasörlerde kullanmış olduk arkadaşlar. Evet, şu anda biz React ve Express'i beraber kullanmak için Gereken paketleri ve ortamları bu şekilde kurduk arkadaşlar. Siz React ve Express'te eğer belli bir uygulama geçirecekseniz, bunu başlangıç paketleri olarak kullanabilirsiniz. Bunu GitHub'tan yani ...GitHub'a atıp oradan çekebilirsiniz. Ki zaten benim GitHub hesabımda ben bu projeyi koydum arkadaşlar. Ben göstereyim isterseniz. Şöyle Your Repository kısmından geliyorum. Burada React Express Quick Start şeklinde oluşturmuştum dün. Siz bunu da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bakalım isterseniz mesela burada package.json'a aynı yapının olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Siz bunu başlangıç dosyası olarak kullanabilirsiniz veya burada oluşturduğunuz projeyi eğer şu anda kendinizle yazmışsanız bunu kendi kitabınıza da atabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmadan React ve Express kur kurulumunu direkt kitaptaki dosyayı çekerek ve npm install'larla gereken paketleri kurarak oluşturmuş olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde başka bir konuyu görmeye çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.